Evgili izleyiciler haftalardır beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0-0 bitti ama tartışmaları bitmedi. Maçta ikili mücadele vardı, kontrataklar vardı, foller vardı, aşk vardı, intikam vardı, dram vardı, macera vardı, entrika vardı ama gol yoktu. Erman Hocam öncelikle maçı nasıl buldu? açıkçası ben beğenmedim hocam. Gerçekten de Türk Derbi Spor adına görmek istemediğimiz bir takım golsüz beraberlikler. Hocam ne maçı ya? Hangi maç hocam? Maç mı oynandı ya? Hani ya? Bu ne ya? Bırak ya! Ya Yozgat Spor, Çorum Spor maçı bile bundan daha derbidir arkadaş. İki saatin boşa gitti şansım. Maç izleyeceğim ve kahveye gidip okuyor oynasaydım daha iyi ya. Valla hakkımı helal etmiyorum arkadaş. Etmiyorum ya. Bırakın ya. Yeter ya. Derbiden soğudum ya. Peki hocam niye yani? Bu derbilerimiz niye bu kadar kötü hocam? Hocam şimdi yabancı futbolcunun kafası başka yerde. Adam kafa olarak yeni yıla girmiş hocam. Ben diyor sakatlanmayacağım. Ülkeme gideceğim. Cemacımı alacağım hocam. Oturup Noel Baba'yı bekleyeceğim diyor. Hadi elinin üstü yere, Noel var diye, Christmas var diye oynamıyor. Ya Kerem, ya İrfancan. Arkadaş size ne oluyor ya? Niye oynamıyorsunuz ya? Hocam hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten de Türk Yeni Yıl Sporu adına duymak istediğimiz bir takım diagonal yorumlar. Peki hocam tartışmalı pozisyonlara geçelim. Icardi'ye ceza sahası içinde bir dirsek var hocam. Gerçekten de Türk dirsek sporu adına görmek istemediğimiz bir takım dirsekler. Hocam pozisyon gayet açık. Top sağdan geliyor. İki futbolcu topa hamle yaparken Fenerli Ciko, diye dirseği koyuyor. Hocam, dirsek yok dersek, Allah çarpar. Lovıcı yok. Net penaltı. Hem de penaltı gibi penaltı. Ama hakem görmedi hocam. Ya da birileri görmesini istemedi arkadaş. Hocam, pozisyonu göremiyorsan, vara sor değil mi? Ya sordu. Sorsa ne olacak hocam? Getirelim arkadaşlar varodasını. İşte maçın varodası hocam. Bu kim? Kim hocam bu? Kim ya? Kim hocam? Metin, Metin Şentürk hocam. Metin Şentürk. Hocam, koskoca fena Galatasaray maçının varodası hakemi, Metin Şentürk ya. Arkada böyle bir şey var mı ya? Şaka mısınız ya? Bu ne ya? Başka hocam yok hocam. Demek ki Metin Şentürk de olayın içinde arkadaş. Hocam kelimenin tam anlamıyla skandal yani. Gerçekten de Metin Şentürk Spor adına görmek istemediğimiz bir takım olaylar. Hocam bu ne ki ya? Daha neler var hocam? Daha neler var? Şimdi göreceğiz hocam. Gelelim maçın en önemli pozisyona. Gelelim hocam. Herkes her şeyleri konuştu. Ama bu pozisyonu kimse konuşmadı hocam. İşte pozisyon bu. Bu kim? Kim hocam bu? Kim bu ya? Bakıyorum. Muslera hocam. Muslera. Peki hocam. Peki bu kim hocam? Muslera ile konuşan kim? Söyle ya kim bu? Ee, bakıyorum. Ya bu da bizim Arda hocam. Arkadaş, ben şimdi buradan herkese soruyorum. Futbolu bırakan Arda'nın derbide sağda ne işi var hocam? Ne işi var hocam? Hakikaten ne işi var hocam? Yani böyle bir şey nasıl gözden kaçıyor? Hayret. Hocam olay şu. Arda 13 milyon dolarını Fatih Telefon'una ne yaptıydı? Kaptırdıydı. Hocam pozisyon gayet net. Arda parasını bulmak için maça sızıyor ya sen ne yaptın diye soruyor. Zaten yüz ifadesi her şeyi gösteriyor hocam. Mustara da cevap veriyor. Vallahi Arda'cığım ben de alamadım. Bilmiyorum ben diyor. Hocam dikkat ediyorsan bu fona para kaptıranlardan sadece Arda parasının peşinde. Niye? E, en çok parayı o kaptırdı hocam. Bu fonda Arda Darda Fatih Hoca karda. O zaman soruyorum arkadaş. E Arda kardeşler. Sen sen sağdaki Arda'yı nasıl görmüyorsun arkadaş? Hocam o kadar kameraya rağmen ben bile görmedim açıkçası. Hakemi suçlamamak lazım diye düşünüyorum ama bilemiyorum yani hocam. Ya şansal sen hakemsen göreceksin arkadaş. Fenerbahçe stadında sağda Saray... On iki kişi oynuyor, kimse görmüyor. Peki ne olacak hocam? Olacak şu, kral hatası yüzünden maç yeniden oynanacak Şansal. Olay bu.